ideolojinin şöyle bir kanaate ulaştım. İdeolojilerin güncellenmesi gerektiğini düşündüm. Neden ideolojiler güncellenmesi gerekir? Çünkü ideoloji dediğimiz şey tarihseldir. Zaman ve mekanla çok ilintilidir. Birçok unsuru değişkendir. Ben ideolojiyi şöyle tanımlıyorum genelde. Bir matematik denklemine benzetiyorum. Matematik denkleminin sol tarafında değişkenler var. İşte bunları x artı y artı b, a, c falan diyebiliriz. Bunların hepsi tarihsel değişkenler. Zamana bağlı değişkenler. Ama her toplumun, milletin bu denklemin sağ tarafında değişmeyen bir sabitesi vardır. Ve ideolojiyi de o sabite tanımlar. Yani mesela kapitalizm bir ideolojidir. Bunu aslında bir toplumsal yapı olarak diyorlar. O farklı bir şey. Bana göre kapitalizm ideolojidir. Kapitalist ideolojinin denklemin sağ tarafında da bir sabite vardır. Nedir o? Kar elde etmek. Yani sermayenin sermayesini büyüteceği kar elde etmek onun sabitesidir. Bu ne anlama geliyor? Esas ana amaç bu. Bu değişmiyor. Şartlar değişse bile, tarihsellik değişse bile o sabite değişmiyor. Sosyalizm de bir ideoloji. Sosyalizm ideolojinin sağ taraftaki sabitesine onlar diyorlar ki işte sınıf mücadelesinde biz emekçi sınıfının, işçi sınıfının tarafındayız. Onların menfaatini biz ideolojimizin ana amacı olarak belirliyoruz. Yani demek ki ideolojinin sağ tarafındaki sabiti önemli. Ben peki buradan şunu çıkartıyorum. Diyorum ki biz geleceğe Türk milliyetçileri olarak ideolojimi güncelleyeceksek o sol taraftaki denklemdeki değişkenler olabilir. Tarihsel değişkenler olabilir. Zamana bağlı değişkenler olabilir. Ama sağ taraftaki sabitimiz ne bizim? Yani bu 30 yıl evvel, 100 yıl evvel, 500 yıl evvel, 1000 yıl evvel Türklerin fikir sistemi bağlamında gelip de sağ tarafta değişmeyen sabite ne? O sabiteyi ben şöyle tanımladım. Ben oraya Hazreti İnsan diyorum. Çünkü İslamiyet'i kabul etmeden evvel de biz oraya insanı sabite, insanı hedef kılmışız. İnsanın birliğini, tevhid anlayışını ana gaye bilmişiz. Kutlu, kut kazanmayı, işte bizim meşhur Kutadgu bilgimizde, töre anlayışında var olan bir kavram. Kut kavramı önemsemişiz. Peki İslamiyet'ten sonra ne yapmışız? Oraya da demiştik ki yine insan sabitesi değişmemek kaydıyla biz demiştik ki insanı kamil. Yani Müslüman olmanın en önemli şartı ne? İnsanları kamil, kemalete erdirmek, kamil olmasını sağlamak. Aynı şey değil mi? İslamiyet'ten evvel töre bağlamında biz kut kazandırmakla İslamiyet'ten sonra yine kamil insan, insanı kamil olmak aynı. Ha, demek ki bizim Türk milletinin fikir sisteminin bir tane sabitesi var. Bu da insan. Hazreti insan derken de şunu kastediyorum. Biliyorsunuz insan beşerden insana kadar geniş bir skalada gidip gelebilen. Beşer hayvan düzeyinde arzu nefisleriyle var, bir varlık ama bu geliştikçe, tekamül ettikçe insana doğru çıkıyor. Yani beşerden insana uzanan bir şey var. Demek ki bizim gelecekte tarihsel olmayan, zamanı ve şartlara göre değişmeyecek bir ideolojiyi güncelleyeceksek değişmeyen kavramımız bu. Yani biz 20 sene sonra da, 100 sene sonra da Türk milleti olarak yeniden bir ideolojiyle toplumu heyecana sevk edeceksek oradaki sabitemiz insan olacak. Bu bir kere bizim sabit bilmemiz gereken şey. Herhalde olmadı. Buradan takip et. Tamam. Önemli değil. Şimdi o zaman diyoruz ki ideoloji güncellenecek. Peki bu siyasetle bağlantısı var mı? Siyasetle bana göre bağlantısı yok. Çünkü siyasetle ideoloji arasında şöyle bir temel fark var. Siyaset çok daha güncel, bugünün var olan problemlerine, ister toplumsal olsun, ister iktisadi olsun, farklı muhatap olduğumuz sıkıntılara çözüm arama meselesi. Yani siyasetin yöntemi tedbir. Var o karşılaştığın problemleri, günlük problemleri, somut problemlere bir tedbir alacaksın. Ha bu tedbir bilimin ışığında olması lazım. Ayağı yere basması lazım. Matematik formülleri çerçevesinde izah edilebilecek, çözümler üretebilecek şey siyaset olması lazım. Ama bir şartı var. İdeoloji olarak ortaya koyduğun amaca uygun olarak. Benim Türk milletinin fikir sistemi bağlamında sabitem, amacım insansa benim o zaman o günlük siyasette tedbir olarak ortaya koyacağım kararlar, yöntemler, doktrinler bu temelle çelişmemesi lazım. Genel kabulümüz bu. Yani o zaman peki siyaset
yöntem olarak tedbiri kullanırken pek ideal siyaset var olan üzerine tedbirle gelişme kaydediyor. Ama ideoloji gelecekte olacak olanla ilgili teklif üzerinden inşa ediliyor. Yani ideolojide teklif var, geleceğe yönelik, siyasette bugüne yönelik tedbir var. Onun için böyle bir fark var. Siyaset yapılabilir, çelişilebilir ama işte zaten benim bu sohbetlerde biraz da böyle Türk ocaklarında yapmaktaki maksadım da günlük siyasete yönelik değil, günlük siyaseti aşan Türk milliyetçiler açısından nasıl bir ideoloji güncellemesi yapılması gerekir? Bu bağlamda ortaya koymak ve günlük siyasetinde buna paralel olarak yürümesini sağlamak. Şimdi şöyle bir şey, ideoloji peki nasıl tanımlayacağız? Bizim nesil bilir, böyle üniversite okurken bizi çok heyecanlandıran bir kitap çıkmıştı o zamanlar. Adı da Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi'ydi. Yazarı da Ayhan Tuğcugil'di. Ama meğerse müstehar isimmiş bu Ayhan Tuğcugil. Sonra baktık ki işte bir profesör abimizin, İskender Bey'in eseriymiş. Tabi o zamanlar akademik memuriyet görevi olduğu için böyle bir müstehar isimle paylaşmış. Burada İskender Hoca ideolojiyi şöyle tarif ediyor. Diyor ki bir ideolojinin olabilmesi için bir önce kabulleri olacak, metodu olacak, gayesi olacak, tarifleri olacak, uygulamaları olacak. En önemlisi hangisi? En önemlisi gayesi, amacı. Yani demin söylediğim gibi o matematik formülünün sağ tarafındaki sabite. Bu değişmeyecek. Ama bir de kabulleri olacak. Çünkü bu bir metafizik çanak üstüne inşa edersen o metafizik çanak dediğin şey kabuldür. O bilimsel değildir. Nedir? İspatlanamaz da reddedilemeyen gerçekler vardır. Herkes kabul eder. Bu kabuller daha çok ontolojik kabullerdir. Yani ne demek ontolojik kabul? Tanrı, varlık, alem, insan ilişkilerini anlatan bir kabuldür. Bunu niye onu kabul ediyorsun diye kimse sorgulanamaz. Yani ateist vardır. Ben kabul etmiyorum Tanrı'yı der. Benim de ontolojik kabulüm bu. Ben kabul etmiyorum. Maddeci bir anlayıştır. Sen ispat edebilir misin? Reddedebilir misin? Onun kabulü. Ama o kabul varsa üzerine inşa edeceği gelecek öngörüleri de ona göre olacaktır. Şimdi yıllardır biraz karıştırdığımız husus bu. Bu ontolojik kabul noktasında bir fikir birlikteliği yok. Veya hangi kabulü var bu Türk milletinin uzun zamandır? Hangi kabul üzerine kendi fikriyatını oluşturuyor? Bundan uzaklaşınca o zaman çelişki, tutarsızlık söz konusu olabiliyor. Peki başka ne var? Dört türlü ontolojik kabul var. Bir tanesi demin söylediğim maddeci. Bir tanesi çok tanrıcılığa giden, pluralist denilen bir kabul. Bir tanesi kişi tanrı kabulü. Kişi tanrıyı kabul eden. Yani ne demek kişi tanrı? İşte tanrı gökyüzünde bizi cezalandıran, bizi ödüllendiren ve kurallarına uymamız istenen bir tanrı var. Bu İslamiyet'te yok mu? Var. Mesela Eşari dediğimiz kabul anlayış, böyle bir tanrı anlayışı var kabul eder. İtiraz edebilir miyiz? Edemeyiz. Yani bu senin kabulün. Ben bunu çürütemem de, bunu doğrulayamam da. Dördüncüsüne bizim tevhid anlayışı dediğimiz birlikçi anlayış. Yani bütün varlığı bir kabul eden anlayış. Bu işte daha çok bizim Anadolu irfanı dediğimiz, Anadolu'da işte Ahmet Yesevi'den gelen, Muhittin Arabilerle, Konevilerle şekillenen, Yunus Emre'lerle dile gelen tevhidçi bir anlayış. Bu da dördüncü bir anlayış. Yani dördüncü ontolojik kabul. Şimdi herkes, her ideoloji ortaya sürmeye çalışan bir kere bir tanesini kabul edecek. İşte bu Tanrı anlayışı çok temel bir şey. Bizim peki kabulümüz ne? Bizim kabulümüz, daha doğrusu bizim Türk milletinin İslamiyet'ten evvel de töre anlayışının geçerli olduğu zamanda da İslamiyet'e geçtikten sonra da işte hem Yesevi anlayışından, Hanefi anlayışından kaynaklanan tevhidçi bir anlayışın sürekliliği var bizde. Bu bizim binlerce yıllık genetiğimize işlemiş bir kültür. Davranışlarımızı belirlemiş. Bütün varlığı, sadece canlı varlığı değil, cansız varlığı da bir kabul eden, hepsine değer veren, hepsini Allah'ın bir varlığı olarak, emaneti olarak kabul eden bir anlayış. Bu çok çok önemli bir anlayış. Peki sadece bunu kabul etmek mi? Ben işte
Bu yaptığım çalışmada da şunu göstermeye çalıştım. Ha bir de bizim bilimsel gerçeklerle tezat olmamamız lazım. Şimdi öyle bir kabul anlayışın olur ki bu artık gelinen bu çağda bilimsel gelişmelerle ters düşüyorsa o zaman bunu anlatamazsın. Bunu o zaman insanlara bunu kabul et diye öneremezsin. Tabii sevindirici olan bir şey var. İşte bu çalışmaları yaparken. Yani şunu parantezde söyleyeyim. Yani ben bir filozof değilim. Ben bir ilim adamı değilim. Bir fizikçi değilim o anlamda söylüyorum. Biyolog değilim. Ben sadece bir mühendisim. Mühendislerin de genel vazifesi şudur. Böyle parçaları bir araya getirirler. Bir şey üretirler. Parçaları bir araya getirmek gibi imalatla ilgili. İşte ben bunu yapmaya çalıştım. Baktım ki böyle bir arayış işine girdim. Tabii arayışa girerken de yine belediyede yürüttüğümüz bir çalışmadan dolayı buna kendimi hissettim. Malum işte demin söyledi arkadaşlar 99'da ben belediye başkanı oldum. 5 ay sonra deprem oldu Yalova'da. Deprem olunca o zaman dedik ki nasıl Yalova'yı yeniden inşa edeceğiz? İşte bununla beraber bir takım şeylere girdik, arayışlara girince o arayışlar geldi buraya kadar geldi. İş başka boyuta yansıdı. Bir devam ediyor şu anda. Ve bunun çok uzatmayayım. İki tane bilimsel gelişmeyi kitapta koydum. Nedir bunlar? Bir tanesi dolanıklık, fizikteki dolanıklık sistemi. Bir tanesi karmaşıklık sistemi. Bu iki tanesi, bir dolanıklık sistemi bu Einstein döneminde başlayan ama daha 2022'nin Ekim ayında Nobel ödülü alarak artık tescil edilen bir fizik ilminin geldiği en son aşama. Bu aşama, bunu çok basit anlatımla ne diyor bu dolanıklık? Diyor ki, alemde ne varsa elektron yörünge değiştirirken ortaya çıkardığı foton hangi mesafede olursa olsun iletişim halinde, etkileşim halinde diyor. Hatta Einstein demiş ki mesafeler arası korkunç bir olay. Burada muhakkak buna sebep olan bir şey vardır. İnanmamış çünkü kendisi. Ama şimdi 2022'de Nobel ödülü alırken 3-4 tane fizik hocası bunun artık ispatlayarak ortaya koydular ki öyle bilinmeyen bir şey yok, bilinen bir şey. Her şey, dünyadaki var olan her şey birbiriyle etkileşim altında. Yani buradan tabii bir limit vardı. İşte Einstein'ın bulduğu ses hızın geçemezdi hiçbir şey. Hiçbir varlık, hiçbir madde onu aşan bir iletişime geçme şansı yok kabul edilirdi. Şimdi burada diyor ki hayır, mesafe diye bir şey yok. Her şey birbirinden çok uzakta da, en uzaktakinde birbirini etkileme şansı var. Ha, karmaşık teorisi yine 2015 sonrasında fizik aliminde hayata geçen bir teori. Orada da şu var, onun da çok temel cümlesi şu. Diyor ki, her bütün parçaların toplamından ibaret değildir. Her bütün olan şey parçaların toplamından fazla bir şey ifade eder. Diyor ki, ben insanım, benim bir insan olarak 37 trilyon hücre var içimde. Onlarca organ var içimde. Ama bu organların toplamı beni temsil etmiyor. Bunların toplamı toplamından fazla bir şeyi temsil ediyor. Bunun anlamı şu. Yarınla ilgili işte bu determinizmi, maddeciliği aslında reddeden bir bilimsel gelişme. Bu ne diyor? Hayır diyor. Her şey geleceği yasayla bilemezsin. Gelecek belirsizdir. Peki ne var burada? Etkileşim dediği bir şey var. Fizik ilminde çok temel 4 tane kuvvet var. Böyle söylendi yıllardan beri. Çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, nükleer zayıf kuvvet, nükleer yayın kuvvet. Bunu 4'e indirgenmiş. Dünyadaki bütün her şeyi, gelişmeleri bu 4 fizik kuvvetiyle temsil ediyorlardı. Ama bu 4 kuvvetten ibaret olduğu zaman işte yaklaşık 150 yıldır özellikle materyalistlerin ortaya çıkardığı şey determinist her şey. Her şey zorunlulukçu. Hayır, şimdi başka 5. bir kuvvet var. Benim iddiam bu. Diyorum ki 5. kuvvet canlılık kuvvetidir. Alemde 5 tane kuvvet var. O canlılık kuvveti de tanrısal bir kuvvettir. Her canlıda, sadece insanda değil, her canlıda, hatta cansızda, taşta, dağda, tepede dahi var olan bir kuvvettir. O irade bize özgürlük alanı açar. Şimdi bu bilimsel gelişmeler bana neyi getirdi? 4 kabulden zaten Türk milletinin tarihten beri var olan tevhidçi anlayışla örtüşen bir zemine taşıdı beni. Bunu taşırken de bana bir şey açıyor, bir alan açıyor. Açtığı alan da özgürlük alanı. Şimdi birine sorsak desek ki iki tane yol var. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bir insan olarak
zorunlulukçu yolu mu, özgürlüğün var olduğu yolunu mu seçersin? Bir insan olarak ben özgürlüğün var olduğu yolu seçmek isterim. Neden? Özgürlük varsa sorumluluk var çünkü. Özgürlük varsa ahlak var. Özgürlük varsa din var. Çünkü özgürlük yoksa o zaman bunların ne anlamı var? Her şey zorunluluktuysa. Ama şimdi gördüm ki hem bu bilimsel gelişmeler Türk milletinin binlerce yıldır gelen tevhidçi anlayışını bilimsel olarak da destekleyen kuvvetler. Peki bunun adı ne? Ben buna bir ad verdim. Adına da gönül ontolojisi dedim. Neden gönül ontolojisi? İşte bu işine canlılık kuvvetini, asli fail dediğimiz tanrısal kuvveti de bütün yaratılmışların içinde beşinci kuvvet olarak kabul eden bir anlayışı bir ontolojik kabul olarak ortaya koymaya çalıştım. Gönül dedim çünkü neden? Gönül kelimesinin şöyle bir özelliği var. Dünyada hiçbir dilde gönül diye bir kelime yok. Gönülün karşılığı bir kelime yok. Sadece Türkçe'de var bu gönül kelimesi. Bu kadar önemli bir kavram bu. Niye? Peki ne anlama geliyor bu? İşte gönül bu beş kuvvetin harman olduğu, etkileşim içinde bulunduğu bir mekan. Varlığın içinde var olan bir mekan bu. Ve bu mekanda beş kuvvet etkileşim gösteriyor ve hayata geçiyor. Peki şimdi biz bilimsel gelişmelerin ışığında bunları söylüyoruz. Peki geçmişte bizim düşünürlerimiz bunları söylememiş mi? Söylemiş ama o zamanki bilim şu anki gibi olmadığı için, yetersiz olduğu için keşif yöntemiyle söylemişler. Mesela bir cümle var. Bunu tabii ekranda göremiyoruz ama şuradan okuyayım ben size. Cümle şöyle. Diyor ki, her varlığın hak ile irtibatı iki yolla gerçekleşir. İlki, tertip ve vasıtalar silsilesi açısından gerçekleşen irtibattır. Yani tertip ve vasıtalar dediği böyle determinist, birbiri sebep-netice ilişkisine bağlı olarak gelişen maddesel bir şey. Diğeri ise herhangi bir vasıtanın hükmünün bulunmadığı irtibattır. Yani direkt. Bu cümle kime ait? Bu cümle Saadettin Konevi'ye ait. Ne zaman yaşamış bu? Muhittin Arabi'nin hem damadı hem devamcısı 13. asırda yaşamış. Miftahül Gayb diye bugünkü Türkçemize çevrilen önemli bir eserdeki en önemli cümlesi. Bu işte bizim bugün gönül ontolojisi adını vermeye çalıştığımız tevhidçi anlayışın o günkü bilgiler ışığında ama biraz daha keşfi bir bilgi süreciyle hayata geçirdiği bir kavram. Tabii detaylandırılabilir. Şimdi birincisi bu kabul. Yani o zaman ben bu kabulümü, bu benim metafizik çanağım. Ben ideolojimi oluşturacaksam bunun üzerine inşa edeceğim. Burada bir çanak, yani inşaatın temeli olmazsa üst katların bir anlamı kuramazsın. Hep çöker. Temel bu. Bu temel, yani bir materyalistin farklı bir temeli olacaksa onu çökertmek kolay bana göre. Çünkü neden? Onunkiler artık bilimsel gelişmeleri çelişiyor. Veya eşari üzerinden kişi tanrıyı kabul eden bir ontolojik kabulü metafizik çanak kabul edecekse orada bir takım çelişkiler olacak, tutarsızlıklar olacak anlamına gelmektedir. İkincisi, metot dedik. Metot nedir? Yöntem yani metot aslında bir anlamda. Şimdi metodun bilimin dışına çıkmayacağız. Ya imam biliyorsunuz bizim itikadi imamımızla İmam Maturidi'dir. Maturidi'nin de temel vasfı akla dayanan yöntemleri kabul eder. Ama akıl dediğimiz şey bizim de bugün bilimle çelişmemesi lazım. Bilimde yöntemleri var. Eskiden Newton'a kadar temel bir bilimsel yöntem vardı. Tümden gelim deniyordu buna. Newton'dan sonra işin içine matematik girdi, deneyler girdi. Tümden gelim değil, tüme varım metodu geçerlilik kazandı bilim ışığında. Peki mesela 1980'ler öncesinde, 1960'larda bir ideoloji ortaya koyarken ister istemez ya tümden varım. Şimdi her bilimsel yeni metot eskisini iptal etmiyor, eskisinin üzerine birlikte inşa oluyor. Böyle gelişmekti. Ama bugün bunu söyleyebilir miyiz? İşte niye güncelleştirme derken bundan bahsediyorum. Bugün artık 2015'ten sonra bu nörozihinsel gelişmelerle beraber yeni bir bilimsel yöntem geçerliliğini ortaya koydu. Neydi bu? Bunun adı bağlantısal bütünsellik. Yani hem tümden gelime hem tümden varımın da üzerinde bağlantısal bütünsellik yeni bilimsel yöntemin adı. Bunu da nörozihin biliminin ortaya koyduğu ve 2015'ten sonra geçerli kabul edilen ve şu anda ilim adamları da bunun nasıl, hangi matematik formüllerle,
hayata geçireceklerin araştırması yapılıyor. Bütün Nobel'ler falan şimdi o alanda çalışmaya devam ediyorlar. Birincisi bu. İkincisi, bu bilimsel yöntemlerle beraber tarihin nasıl aktığını, tarih felsefesi bağlamında ortaya koymak gerekiyor. Yani tarih nasıl akıyor? Olaylar nasıl gerçekleşiyor? Biz ayetlerimiz var. Her an oluşta olmak, sürekliliği olan, her an tecelli devam eder. Şimdi bu bütün bu bağlantısal bütünsellik diğer ön kabullerimizle beraber tarihin şöyle aktığını varsayıyorum. O da şu, tarih karşılaşmalardan ibaret. Her karşılaşma bir etkileşim doğuruyor. Ben Yakup olarak dünyaya geldiğimde ailemden aldığım genetik özellikler, dünyaya geldiğim mekanın çevresel etkileri ve oradaki insanlarla, karşılaştığım insanlarla birbirimizi etkileyerek yeni oluş meydana getiriyorum. Burada her şey böyle ama. Yani alemde ne varsa etkileşerek ilerliyor. Oluş dediğim, oluşum dediğimiz şey etkileşerek var oluyor. Ve bu da bir şeye dayanıyor. Etkileşim demek kuvvet demek. Güce dayanıyor. Çünkü her etkileşen şeyin bir kuvveti olması gerekiyor. Ne varsa alemde var olan ya etki ediyordur ya da etkileniyordur. Eğer etkilenmiyorsa ve etkilemiyorsa zaten yoktur. Bu çok temel bir dünya kabulü. Peki burada karşılaşma, etkileşim, kuvvetler bunlar tamam. Peki hangi başka kavram önemli bu tarih akışında? Üç kavram daha önemli. İhtiyaç, imkan ve potansiyel. Ne demek bu? Ben karşılaştım. Türk milleti olarak Batı'nın gelişmesiyle karşılaştım. Batı sanayi inkılabını yaptı. Yaptı ama ben ona ihtiyaç görmedim ki. Şimdi biz hep atalım suçlar. Niye Osmanlı bir türlü sanayileşemedi? İhtiyaç göstermedi ki. İhtiyacı yoktu. Benim ihtiyacım yoksa oradan onu alma gereği duymam ki. Bu kadar basitti aslında iş. Ha bunun tabii çok arka planında hikayeleri var tabii ki. Ama ihtiyaç çok önemli. İhtiyacın varsa karşılaştığın şeyi senin için kıymet ifade eder, onu değerlendirirsin. İkincisi imkan. O karşılaştığın güç sana bir imkan sunar. İmkan sunarsa ve ihtiyacın varsa onu değerlendirirsin. O değerlendirmeyle yeni bir belirim nasıl kazanırsın? O imkanı gerçekleştirebilecek potansiyelin varsa, yani imkan, potansiyel ve ihtiyaç üçü beraber oluşu sağlayan, üçü beraber hayata geçtiği zaman da yeni bir belirim hayata geçiyor. Her oluş yeni bir belirim. Bu belirimle beraber de işte hayat devamlı yenileşiyor, oluşuyor, akıyor. Peki burada en önemli bir kavram daha var. Buna Fransız filozof bilgelik diyor. O da şu, karşılaştığın gücü tanıyacaksın. İçselleştireceksin, özümseyeceksin ki onu aşabilesin. Karşılaştığın gücü tanımazsan, şimdi biz Güneydoğu'da karşımızda bir güç var. O gücü tanımak konusunda zaafa düşersek ne yaparız? Gereğini yapamayız. Değil mi? Bilmezsek ki karşımızda Amerika var. Değil mi? Zannedersek ki orada basit bir takım olayın hikayesi bu. O zaman yanlış metotlar geliştiririz. Yani karşılaştığın gücü bileceksin. İşte burada şu ortaya çıkıyor. Biz neyle karşılaştık? Yani Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in karşılaştığı güç ne? Hangi gücü bizim tanımamız gerekiyor? İşte ben diyorum ki tanımamız gereken gücün adı kapitalizm. Biz 3 asırdır bu ideoloji olan kapitalizme, bir ekonomik sistem olarak basit değil. Yani bazıları şöyle yapıyor. İşte sanayi toplumunu kapitalizm gibi algılatmaya çalışıyorlar. Hayır. Sanayi toplumu farklı bir şey. Kapitalizm bir ideoloji, amacı kar olan sadece bir ideoloji. Biz bu gücü tanırsak biz buna karşı mücadele edebiliriz. Tanımak sadece bilmek değil. Onu içselleştirerek onun gereğini de yapar hale gelmemiz lazım ki yani daha basit anlaşalım. Karşımızda bir düşman var. 18. asrın başında Avrupalı ordular yivli silahları kullanmaya başladığı zaman biz bunu anlayıp biz de hemen bunu ishal edip gereğini yapmasaydık hiçbir savaşta bir mesafe alamazdık. Ne yaptık? Onun silahını biz de kullanmaya başladık.
Yani bu savaşla ilgili. Her şeyde bunu bilimden aklına ne geliyorsa karşısındaki gücü tanıyacaksın. Bilgelik onu özümseyebilmekten geçiyor. Bu da yine akıl dediğimiz ideolojinin olmazsa olmaz kavramının en önemli ayaklarından bir tanesi. Gaye dedik. Gaye geldiğimiz bu çağda bir amacımız var. Dedim ki işte başında sözümü söyledim. Bir matematik denklem gibi düşünürsek matematik denkleminin sağ tarafındaki sabite yani Hazreti İnsan dedik. Bu tamam. Ama bizim töremizde İslamiyet öncesinde Türk töresi diye dediğimiz şeyin temeli ne? Adalet. Bizim tarihimizde özgürlük kavramına çok fazla yer yok. Daha çok adalet kavramı ön plana çıkmış. Neden özgürlük kavramı çıkmamış? Çünkü bizim tarihimizde köleli bir sınıf yapımız yok. Sınıfsız bir toplumsal yapımız var bizim binlerce yıldan beri. Biz Avrupa gibi, Araplar gibi, Çin gibi sınıflı ve köleli bir toplum yapısından gelmiyoruz. Özgürlük dediğimiz şey köleli bir toplumsal yapıda ihtiyaç olan bir şey. Senin ihtiyacın yoksa biz hangi kavramı öne çıkarmışız bütün eserlerimizde? Adalet kavramını öne çıkarmışız. Bizim adalete ihtiyacımız var. Ama adaletin tanımını yapmak lazım, yeniden yapmak lazım. 100 sene, 300 sene belki adalet o günün şartlarında tanımlanmış olabilir. İşte ben de diyorum ki bugünkü adalet kavramını ben şöyle tanımladım. Karşımızdaki güç ne? Kapitalizm. Kapitalizmin şeyine kar elde etmek. 3 asırdan beri bunu krizlere girmesine rağmen nasıl devam ettirebiliyor? Her krize girdikten sonra yeni bir şekil alıyor. Yeni şekille tekrar baskıyı uyguluyor. Şimdi biz Osmanlı'yı bazıları der ki bazı tarihçiler yorum yapıyor. İşte Enver Paşa hata yaptı. Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Yapmasaydı girmezdik. Bana göre hiç doğru değil bunları. Birinci Dünya Savaşı zaten bizim yüzümüzden çıkartıldı. Osmanlı'yı paylaşmak için bir savaştı bu. Bu kuş tutsan bir şey hepsi hikayesi. Bunu yapacaklardı zaten. Ana gaye seni parçalamaktı zaten. 1881'de aslında Duyun Umumiye ile bitmiş bir devleti. Sadece nasıl paylaşacaklarını karar veremedikleri için 40-50 yıl daha o denge siyaset yüzünden uzadı. Sonunda da anlaşamayınca savaşmaya tutuştular. Ama sebep bizdik. Şimdi o zaman bu adalet kavramı, pardon kapitalizm sürekli biz ne yaptık? Mustafa Kemal'in önderliğinde onların planlarını bozan farklı bir direniş gösterdik. Biz ne yaptık? Bağımsızlık mücadelesini verdik, direndik, yeni bir devlet kurduk. Peki ne oldu? Kapitalizm yenildi mi bizim karşımızda? Yenilmedi. Aradan 30-40 yıl geçmeden 2. Dünya Savaşı'nın sonunda tekrar farklı kollardan bu ülkeye girdi. Ben kapitalizmi farklı dönemlere ayırırken de 1980 itilalini şöyle tanımlıyorum. Tabii herkes, bizler kendi yaşadığımız hikayeler bağlamında bunu değerlendirdik. Ama fotoğrafı en üstten okuduğumuz zaman 1980 Osmanlı'nın iktisadi zihniyetinin de bittiği dönemdir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken siyasi rejim değişti ama Osmanlı'nın iktisadi zihniyeti 1980'de küresel sisteme entegre olmakla bitti. Bunlar önemli dönemeçler, önemli tarihler. Ama söylemeye çalıştığım şey şu. Kapitalizm denildiğimiz karşımızdaki güç 3 asırdır her girdiği krizden dönüşürken nasıl devam edebiliyor? Bunun bir sebebi olması lazım. İşte bunun sebebini de uzun uzun anlatmayayım. Artı değer diye bir kavram var. Bütün bu çalışmaları yaparken bu Marx diye bir adam var. Hepiniz biliyorsunuz tabii. Biz bunu hep tabii ideolojik boyutuyla tanıdık. Yanlış bir ideolojinin referansçısı olduğu için hatalı oldu, ortaya çıktı. Ama önemli bir sosyolog, önemli bir ilim adamı. 19. asırda o zamanki İngiltere'de neşet eden kapitalizmi çok iyi analiz eden bir adam. Ve bunun da 900 sayfayı geçen işte meşhur adına Kapital denilen bir eseri var. Bu artı değeri ne demek istemiş bu? Aylarca o üzerinden bunu cımbızla çekmeye çalıştım. Ne demek istemiş? Çünkü burada yakaladığı doğru bir kavram var. Hiçbir Marksist bunu doğru kavrayamamış. Ben bütün Marksistleri araştırmaya çalıştım. Hepsi bu artı değer kavramını üretim süreci içinden analiz etmeye çalışmışlar. Hepsi çuvallamış.
bir yerde bir ipucu yakaladın. Bu işler böyledir. Bir yerde bu ipucu yakalarsanız onu çekmeye çalışırsın. Bir tane Japon Karanati diye bir filozof var. Diyor ki bir eserinde, Marx demek istedi ki artı değer sadece üretim sürecinden değil, dolaşım sürecinden ortaya çıkar. Üretim sürecinde kazanılır ama gerçekleşmesi dolaşım sürecinde olur. Bu çok önemli bir kavramdı. Ben bu kavram üzerine kapitalizmi mekan ve zaman kavramlarıyla beraber analiz etmeye başladım. Ne demek bu? O zaman kapitalizmin değişmeyen özü şu. Kapitalizm 4 asırdır artı değer elde ederek varlığını devam ettiriyor. Peki artı değeri nasıl elde ediyor? Mekan ve zaman farklılıklarından dolayı. O zaman yakaladığım ipucu şu. Mekan ve zaman farklılığı kalkarsa artı değer elde etme şansı var mı? Kalmaz. Çünkü farklılıktan elde ediyorsa bu artı değeri, peki mekan zaman farklılığı kalkacak mı? Ne demek bu mekan zaman farklılığı? Bu tabii çok uzun konu. Mekan kalktı. Nasıl kalktı? Nasıl tarif edebilirim bunu? Şu anda dünya küresel bir köye dönmedi mi? Bir tane spor ayakkabının bağcığı Kore'de üretiliyor. Lastiği Avrupa'da, bir tarafı Afrika'da, başka bir yerde geliyor. Bir yerde ayakkabı haline geliyor. Yani bütün dünya tek bir köy gibi bütünleşen bir ekonomik yapıya doğru evrildi. Yani mekan farklılığı kalmadı artık dünyada. Teknoloji kaynaklı zaman farklı ortadan kalktığına göre o zaman ben diyorum ki o zaman mekan zaman çok kısa zamanda bitecek. Bittiği zaman da artık kapitalizme karşı onu aşacak fırsatı bulacağız. Bulunabilir diyoruz. Peki burada ne yapacağız? Kim yapacak bunu? O Marx dediğimiz adam İngiltere'ye bakarak o kitabı yazmıştı. O zaman işçilere demişti ki birleşin oradaki burjuvalara karşı. Şimdi öyle bir şey yok. İşçi mi kaldı? Üretimin içindeki payı düştükçe aşağı doğru düşüyor emeğin payı. Ne var şu anda? O zaman bir şeye sesleneceğiz. Kime sesleneceğiz? İnsana sesleneceğiz. İnsanlara birleşin diyeceğiz. Kim diyecek bunu? Bunu kim diyebilir? İşte ben diyorum ki bunu Türk milleti diyebilir. Çünkü neden? Biz tevhidçi bir anlayışla bütün varlığı bir kabul eden bir ontolojik zemin üzerinden ideolojimizi inşa ettik binlerce yıldır. Yeni ideolojimizde böyle güncelleyeceğiz diyorum. O zaman mesele ayrıştırarak değil, bütün insanlığa yönelik bir çaba. Evet, burada adaleti nasıl, o zaman bugün geldiğimiz bağlamda artı değer üzerinden adaleti tarif etmek gerektiğine inandım. Artı değeri de şöyle tarif ettim bu bağlamda. Toplum içindeki bireyi, toplulukların elindeki para, eğitim, kültür veya teknoloji odaklı artı değerin ürettiği her türlü güce karşıyan koruyan devlete töreli devlet denir. Yani demek ki kapitalist devletin karşısında bir töreli, Türk milletinin özünü temsil eden bir töre kaynaklı devlet olacaksa bunun özelliği var olan emek, para, teknoloji, eğitim, kültür, bunların tümünden veya her birinden ayrı ayrı ortaya çıkan artı değerden güç elde eden bir imtiyazlı sınıfın olmamasına veya o imtiyazlı sınıfın toplumun geneline hükmetmesine engel olacak bir devlet. Bu kapitalist devletin karşısındaki devletin adıdır. Buna da töreli devlet denilebilir. Evet, gaye bu. Tarifler, hızlı geçeyim biraz uzuyordu çünkü. Her konuda tarif yapmak lazım. Türk tarifi en önemli kavram. Nasıl yapacağız Türk kavramı? Bugün de Türkiye'de yaşanan etnisiteden kaynaklı bir problemler yaşıyoruz değil mi? Kürt vatandaşlarımızı ayrıştırmak istiyorlar. Tahrik ediyorlar. Törede Türk'ün bir tarifi var. Kutat Bugülük, Yusuf Hasi Acip, Kutat Bugülük'te bunu tarif ediyor. Rizeliler nedir? Rizeliler ya Çepni boyudur değil mi? Ya Kıpçak üzerinden gelmiş toplumlar buraya şey yapmıştır. Şimdi ben kendimi nasıl tarif edeceğim? Ben diyorum ki yeni bir tarifimiz şu. Ben Oğuz Türk'üyüm. Öbürü Kazak Türk'ü. Öbürü Kıpçak Türk'ü. Ama biri de Arnavut Türk'ü. Biri de Boşnak Türk'ü. Boşnak kendini Türk kabul ediyor. Değil mi? O zaman Türk'ün bir tarifi var. Kutat Bugülük'te var olan. Türk bir etnisite değildir. Binlerce yıldır Türk olarak tanınan kabileler vardır ama Türk'ün adı töreye uyandan gelir. Töreye uyana Türk denir. Töre dediğiniz nedir? Devlet demektir. Töresiz devlet olmaz, devletsiz de töre olmaz.
töre bu yasalara, yani aslında Atatürk bunu en güzel tarif etmiş. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş, değil mi? Ne mutlu Türk'üm, Türk olana dememiş. Türk'üm, yani kendini Türk kabul ediyorsan, ben bu töreye uyuyorum diyorsan, sen Türk'sün. Eğer ha sen 10 nesilden beri atan baban hepsi Türk boylarından gelmişse de bile sen bu Türk'ün töresine uymuyorsan sen Türk değilsin. O zaman Türk'ü tarifini de töreye uyan olarak kabul edeceğim. Neden? Benim, çünkü bu kabul benim için doğru bir strateji aynı zamanda. Doğruluğunun yanında bir de stratejik olarak doğru. Neden? Ben birliği ancak böyle sağlarım. Hangi birliği? Sadece Anadolu Birliği'ni değil, Turan dediğimiz idealdeki birliği de böyle sağlarım. Sadece Turan Birliği değil, dünyadaki bütün insanları bir araya getirip o kapitalizm dediğimiz ideolojinin karşısında güç oluşturacak insanların birliğini, insanlık devletini, nizam-ı alem dediğimiz şey bizim bu. Nizam-ı alem bütün aleme, sadece Anadolu'ya nizam vermek değil, dünyaya nizam vermekse. Ben dünyaya nasıl nizam vereceğim? Ben insanları birbirinden ayrıştıran bir temelden hareket edersem böyle bir nizam veremem. Ben bütün insanları, ki zaten ontolojik kabulümüz o, ben bir kabul edeceğim. Ve Türk'ü de böyle tarif edeceğim. Bir de burada tabii birkaç şey hızlı hızlı bunları okuyayım. Kusura bakmayın, çok uzadı biliyorum. Şehir dediğimiz şey, yani burada da şehri yeniden kurmak derken aslında devleti yeniden kurmaktan ifade ediyoruz. Şehir dediğimiz şey ideal şehir. Tabii ideal ortaya konacak ki ideale giden yol da o mücadele edeceğin yol olacak. İdeal şehir her bir ferdin hem dünyevi hem de uhrevi mutluluğa erişmek amacıyla sahip olduğu maddi ve manevi imkanları kısaca kendini tam gerçekleştirmesi için kurulan mekandır. Şehrin tarifi bu. Şehir iki temel güvenliği sağlamak içindir. Birincisi maddi, ikincisi manevi güvenlik. Her ikisinde ontolojik zemini insanların ürettiği artı değerdir. Demin ifade et, adalet üzerine ifade etmeye çalıştım gibi. Çünkü her ikisi de artı değerin, değerin siyasetine bağlıdır ki kurumsallaşan bu bağ devlet adını alır. Manevi güvenlikte şehirde yaşayan bir insanın imkanlarını mümkün kılar. Dolayısıyla doğası gereği bil kuvve sahip olduğu yetenekleri bil fiil hale getirir, açığa çıkartır. Yani kendini gerçekleştirebilecek bir ortam talep eder. Her ikisinin sağlanmasının asgari koşulu da adalettir. Evet. Şimdi bütün bunları saydık. En son uygulamalara geldik. Bir ideoloji olması gereken şey. Uygulamalar nedir? Uygulamalar tarihseldir. Bugün işte siyasete buradan sonra siyaset başlar. Bu ihtiyacımız olan problemleri doktrinel olarak nasıl çözeceğimizi ifade eder. Bir örnek vereyim kolay anlaşılsın diye. 1980 öncesi işte mensubiyet duyduğumuz ülkücü hareketin ve partinin bir sloganı vardı. O zaman doktrin olarak bunu söylüyorduk. Diyorduk ki tarım kentlerini kuracağız iktidar olursak. Hatırlıyorsunuz. Peki aradan geçti 40 sene. Şimdi tarım kentlerini kuracağız demenin bir karşılığı olabilir mi? Yok. Neden yok? Çünkü 80 öncesi iktisadi düzen farklıydı. Karma ekonomik yapı içinde ulusal kalkınmacılık hedef ana hedefti. Orduk o günün şartları bağlamında biz onu bir ihtiyaç, o ulusal kalkınma dediğimiz kavramın altını dolduracak bir ihtiyaç. Ama biz 80'de küresel ekonomiye entegre edildik. Bakın ben hep söylüyorum. 80'de farklı şeylere çok acı çeken dostlarımız, arkadaşlarımız vardı. Ama en acısı biz küresel ekonomiye entegre edildik. Hatta o zaman biraz sevindik de. Düşünün nasıl sevindik? Döviz serbest dedik. Ne güzel. 24 Ocak. Döviz serbest dedik. Oh dedik. Bak teknolojiler gelmeye başladı. Telefonlar. Halbuki bir problem vardı. Biz üretmediğimizi tüketmeye başlamıştık. Üretmediğimizi tüketmeye başladık. Hangi noktaya geldik? Bugün 500 milyar dolarlık borç noktasına geldik. Bu A partisi, B partisi meselesi değil. 80 itibarında itildiğimiz yeni bir süreç oradan başladı. Bugüne kadar geliyor. Olay bu. Şimdi demek ki bu bağlamda, bu ekonomik şartlarda başka şeyler söylememiz lazım. Tekrar etmeden. Çünkü tarihsel zamana ve mekana bağlıydı o gün söylediğimiz şeyler. Peki bugün ne söyleyeceğiz? İşte ben deminden beri anlatmaya çalıştığım 3 tane ilkeyi öne çıkartıyorum. Bu 3 ilke özgürlük, verimlilik, birliktelik. Şimdi diyeceksin ki hani Türk tarihinde özgürlük yoktu da adalet vardı. Şimdi niye özgürlüğe? Çünkü artık özgürlük ihtiyaç haline geldi. Eskiden
Sadece o köleci toplumların köleci olmasından kaynaklanan bir talepleri vardı. Ama şimdi bütün dünya köleleşti. Eskiden efendileri vardı kölelerin. Efendileri kimi zaman servilerdi, kimi zaman ağalardı. Sonra patronlar oldu. Ama şimdi efendisiz kölelik var. Ne demek bu? İşte bu özellikle sosyal medyalar marifetiyle bizi tüketime alıştırıyorlar. Biz artık insanları sadece arzularının peşinde tüketerek kimliklerini kazanmalarına yönelik bir tüketim nesnesi haline getiriyorlar. Getirdiler. Ve bizim o zaman artık bir özgürlük söylemine ihtiyacımız var. Bir de insanlara da bütün dünyaya vaat edeceğimiz temel söylem bu. İşte o zaman bu ilke, özgürlük ilkesi bağlamında ne yapmalıyız? Soru bu. Problemleri özgürlük ilkesi bağlamında bir projeye, güncel projeye dönüştürmemiz lazım. Ha benim orada kendimce hem yaşadığım kamusal görev sürecinde elde ettiğim hem de mesela bir tanesinden bahsedeyim. Biri vargah dediğimiz bir şey. Bu dergahın var olunacak mekan anlamı da çok uzun. Girersem şimdi burada çıkamam onun saat içinde ama çok kolay anlaşılabilecek bir şeyden bahsedeyim. Seçim sisteminden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu yapay zeka diye bir şey var değil mi? Hepimiz telefon, var mı telefon kullanmayan? Herkes kullanıyor artık. Şimdi biliyoruz ki yapay zeka hepimizin neyi beğendiğini, neden hoşlandığının bilgisine sahip. Artık o biliyor ki Yakup şunlardan hoşlanır. Çünkü bütün verileri topluyorlar bir yere. O verilerin bir insan beyninin milyarlarca üstünde hızlı şekilde onları değerlendirip, sorgulayıp, oradan analiz edip bir sonuç çıkarma imkanına sahip. Şimdi benim Yakup olarak neyi beğendiğimi biliyorsa, neden hoşlanacağımı biliyorsa, beni tercih etme noktasında yönlendirme kapasitesine sahip değil mi? Değil mi? Yapay zeka derse ki ben Yakup'un yapacağı demokratik diye tanımladığı seçimi belirleyeceğim derse belirler mi? Bu bilgiler ışığında belirler. Bütün herkes için yapar mı? Yapar. O zaman bizim seçim dediğimiz şeyin ne anlamı kaldı? Demokrasinin ne anlamı kaldı? Demek ki özgürlük dediğimiz kavram için buna karşı önümüzdeki süreçte bir tedbir alınması lazım. Nedir? Ha bunun tedbiri nedir? Ben şöyle tanımlıyorum onu. Problemden çıkarak. Şimdi burada diyelim ki biz 20 kişilik bir arkadaş grubu olsak, 20 kişi kendi arasında birini de yönetici seçsek olsa, işte Rize Türk Ocağı'nda Turan Başkanı seçelim mi seçmeyelim mi? Şimdi yapay zeka gelse buradaki 20 kişiye dese ki yapay Turan Başkanı'na ilgili şunları söylese atsa filan inanır mıyız? İnanmayız. Neden? Çünkü biz birebir tanıyoruz. Birebir iletişimimiz var. Etkilese bile çok netice alamaz. Peki nerede netice alır? Benim hiç tanımadığım birini. Birebir temasım olmadığı birinin hakkında bir dezenformasyon yaparsa beni etkileme şansına sahip. O zaman demek ki bana göre bu özgürlük kavramı bağlamında üretilecek yeni seçim sisteminin temeli şu olması lazım. İnsanların yapay zeka marifetiyle dünyadaki belli güç odaklarının etkileme şansını minimize edecek, daha çok insanların birbirlerini tanıdığı bağlamda seçimi hayata geçirebilecek bir yeni sistem geliştirmesi lazım. Bunlar hep, tabii maalesef Türkiye'de şu anda o kadar güncel şeylerle uğraşıyor ki siyaset erbabı. Bunlarla ilgili geleceğe yönelik. Yani çünkü ben başından beri iddia ettiğim şey şu, bir ideoloji güncellemesi bugünün problemleri değil. O siyasetin işi, biz geleceğin tedbirini, teklifini şimdiden yapabilirsek gelecekte var oluruz. Evet, ikincisi verimlilik. Bakın bu çok önemli. En önemli şey bu. Hani dedim ya kapitalizmi tanımak, bilgelik, içselleştirmek. Kapitalizm dediğimiz bugün Batı toplumlarının en önemli özelliğine rasyonel olması, verimlilik olması. Bir rakamla hızlı geçiyorum. Almanya ile nüfusumuz aynı. 80 milyon civarında. Almanya'da devlette çalışan personel sayısı Türkiye'nin 1/3 kadar. Bu kadar basit. Osmanlı vergi toplayamamaktan dolayı battı. Türkiye'de maalesef devletin personele verimliliği aşan şekilde, verimlilikte kale olmayan şekilde geçen gün Maliye Bakanı açıkladı. Devletin %43,5'u personele gidiyor dedi. Şimdi bu devlet nasıl ayakta duracak? Devlet yönetmek dediğin şey, belediye yönetmek dediğim şeyin işte başkan biliyor. Para olmazsa ne yapacak başkan?
Para olmazsa büyük ufku olsun, büyük projeleri olsun. Ne yapacak? Para varsa onu hayata geçirebilecek. Devletler için de böyle. Osmanlı timar sisteminden iltizama geçerken vergi memurunu tahsis edemedi, vergi toplayamadı. Batış böyle başladı hikaye. Böyle 1881'de duyurumu millere geldik. Şimdi tersi. Devlet bütün topladığı parayı gereğinden 3 kat fazla personele harcayarak kendi varlığını ortaya koyuyor. Peki bu nasıl çözecek? Bu verimlilik dediğimiz ilkeyle çözülecek. Ne demek verimlilik? Yine çok uzatmıyorum. İşte bizim adına zambak dediğimiz zaman ve mekandan bağımsız kamu yönetimi anlayışıyla artık devlet kamuda en verimli çalışacak personel sayısını istihdam etmek zorunda. Belediyeler de başta olmak kaydıyla. Ha, belediyenin sosyal devlet fonksiyonu varsa onu ona karıştırmadan. Orada çünkü espri şu. Ben kendi Yalova Belediyesi'nden de biliyorum. Ben ya bir bakkal dükkanım var. Bakkal dükkanında bir tane çırakla ben bakkal dükkanı işletirken oraya 5 tane çırak alırsam hiçbiri iş yapmaz. Şu anda da öyle olmuyor mu? Yani bir kişinin üreteceği bir işi 10 kişi üretmeye çalışsa hiçbiri çalışmıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Yalova Belediyesi'nde işte biz bu projeyi hayata geçirmiş, bizler ve arkadaşlarının saydığı o işte Bilişim ve TBMM'nin de bize verdiği ödül bu gerekçeyleydi. Adına zambak dediğimiz projeyi hayata geçirmiştik. Bıraktığımız zaman 630 tane personel vardı belediyede. Ve biz o sistemde her personelin günde kaç dakika hizmet ürettiğini bilgisayar ortamında görüyorduk. Matematik olarak görüyorduk, sayısal olarak görüyorduk. Ve bize şunu söylüyordu sistem. Sen en fazla 400 personelle bu belediyeyi ideal şekilde yönetirsin diyordu. Dedik ki biz tamam, kimseye de ekmeğinden yapmayalım ama bir zaman içinde emekli edeye de buraya düşürelim. Tabii sistemi bir çökerttiler. Şimdi ne var biliyor musunuz? Tam 1600 personel var şu anda. Ve şu anda Yahu Belediyesi'ne gelen arkadaşlar, acıyorum onları. Neden? Ne kadar ufku geniş olur, ne kadar namuslu olur, ne yaparsa yapsın. Bu personelle, bu belediye idare etme şansı yok. Sadece parasal olarak değil. 3 katına çıktığı için bir Yahu Belediyesi'nde personel, çalışan adam bulmakta zorlanıyor. Eskiden çalışır dediğin adam da çalışır. Ne bakıyor, öbürü yatıyor, ben de yatıyorum diyor. Yani verimlilik temel ilke, ben kendi belediyemden örnek vererek söyleyeyim. Bu bütün devlet için geçerli olan bir şey. Ekonomi için de geçerli olan bir şey. Verimlilik esas alınmadıktan sonra biz ayakta duramayız. Ayakta duramadıktan sonra da o karşı sistemi oluşturamayız. Üçüncüsü de birliktelik. Bir daha tekrarlıyorum. 3 tane ilke öncelikli olduğunu düşünüyorum. Özgürlük, verimlilik, birliktelik. Birliktelik dediğimiz şey de şu. Anadolu'da maalesef şu anda 3 tane farklı zihniyet var. Temel çelişki ve çatışma bu 3 farklı zihniyetten doğuyor. Nedir bu 3 tane farklı zihniyet? Birincisi 2 asırdan beri maddecilik olarak yansıyan bir zihniyet. Maddeci bir zihniyet. İşte daha ziyade bu materyalizmle beraber, sol akımlarla beraber Türkiye'ye musallat olan bir akım. Bir tanesi 4 asırdan beri eşarilikten kaynaklanan bir kişi tanrı kabulüyle hareket eden bir zihniyet. Daha çok Arap kültürüyle egemen olmaya çalışan. Bir tanesi de işte bizim ontolojik temelimiz olan kaç asırdan beri tevhidçi düşünce. Peki ne yapmamız lazım? Ben şunu biliyorum ki bu Anadolu'da yaşayan 85 milyon insanın aslında özü tevhidçi anlayışın yansıması. Herkesin davranışında bunun yansımaları var aslında. Ama o yüzeydeki çatışma, 3 farklı zihniyet insanların bir araya gelmesini engelliyor. Bizim birlikteliğe ihtiyacımız var. Biz Anadolu'da 85 milyon insanı bir hale getirmedikten sonra biz öyle ayakta duramayız. Bir hale getirmemiz lazım. Ha bunun yöntemi neyse onlar bulunacak. Peki Anadolu'yu bir hale getirdik. Zihniyet birlikteliğini sağladık. Ha düşünce farklılığı olabilir, o önemli değil. Ama önce metafizik çanak dediğimiz temeldeki zihniyet birlikteliğini sağlayacağız. Peki sonra işte bizim gençliğimizden beri ideal olarak koyduğumuz ortaya bir Turan var. Nedir o Turan? 400 milyonluk Türk ailemindeki birlikteliği sağlamak. Şimdi en kolay bunlarla sağlarız. Neden? Çünkü ortaklık yanlarımız var. Ama ayrıştığımız yanlar da var. 3-4 asırdan beri. Bak şimdi yeni yeni bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. İşte alfabe birlikteliği getiriliyor. Bu Türk Devletler Birliği marifetiyle doğru hamleler yapılmaya başlanıyor. Ama ikinci birliktelik Türk dünyasındaki birliktelik. Önce Anadolu birlik, sonra Türk dünyasında birlik ve üçüncüsü de bütün insanlığın birlikteliği. Bunu da biz yaparız.
Neden? Bizim geçmişimiz buna müsait, kültürümüz buna müsait, tevhidçi anlayışımız bütün insanlığı bir kabul edecek bir zemine sahip. Biz insanlığa, dünya insanlığına o kapitalist sistemin karşısında hayır, onların küresel devlet, ekonomik devlet olarak sunacaklarını alternatif olarak biz insanlık devleti söylemiyle birlikte, bütün insanlığın birlikte çıkarsak biz bundan netice almama şansımız yok. Dünyanın da tek çıkar yolu bu bana gibi geliyor. Şimdi tabii bir saati olan bu konuşma uzatılabilir. Birçok yanıyla da devam ettirilebilir. Ama bu hem sizlere haksızlık, maç da var biliyorum. Avrupa Ligi maçları. Ben burada böyle hızlı şekilde kesip ama bu bağlamda böyle merak ettiğiniz soru olursa çok kısa kısa da onları cevaplamak isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türkiye'yi mukayese ettiğimiz oradaki çalışanlar kamuda, Türkiye'deki çalışan kamuda çalışan çok fazla. Fakat devlet sosyal devlet olmalı. Yani vatandaşına sadece devlete iş almakta değil. Bu işin doğrusunu yapacağız. Sapla zamanı birbirine karıştırmayacağız. Verimli bir kamu yönetimini, verimli bir ekonomiyi hayata geçireceğiz. Ha. Bunun yanında sizin bahsettiğiniz gibi sosyal devlet anlamıyla insanların mağduriyetten ihtiyaçlarını karşılayacak bir şey de söz konusuysa bunu bununla karıştırmadan onu ayrı tutarak yapacağız. Ha, ne yaptım? Mesela ben şunu yaptım. Demin söyledim ya 630 tane personelimiz vardı ama 400 personelle ideal yönetilebileceğini gördüm. Tabii kimseyi ekmenden etmemeye çalıştık. Neden? İşinden kovarsan ekmenden edersin. Sosyal devlet anlayışı. Peki ne yapacağım o zaman? Ben bunları hala diğer verimli çalışacağını düşünüp 400 personel bir araya getirirsem o zaman onları bozacağım. O zaman şöyle bir yöntem buldum. İşte devlet de bunu yapmalı. Ha, sosyal devlet adı altında insanlara yardım edecekse ana işi olan üretim ve yönetimle ilgili işe karıştırmadan başka işler ihtas etmeli buna. Mesela ben ne yaptım? Belediyelerin çok öncelikli görevi olmamasına rağmen o fazla personel diye düşündüğüm personeli Yalova'daki yaşlılara günde birer saat kitap oku, gazete oku diye onları görevlendim, oralara gönderdim. Belediyenin aslı iş değil bu. Ama yapmaya çalıştığım şey aslı işte karıştırma bak. Yani devlet de böyle. Tabii ki sosyal devlet olmamız lazım. Kimseyi aç bırakmaması lazım. Bizim töremizin ters olan bir şey. Ama aç bırakmayacağım diye de işleri birbirine karıştırmadan. O işi başka yöntemle. Biraz format farklıydı. Biraz daha bilimsel format oldu. Bazı şeylerin güncel konuları da oldu. Güzel oldu, farklı oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Bizim günün anısına hocamıza takdimlerimiz var. Onları yapalım. Ben belediye başkanımızı çağırayım. Öncelikle belediyesini takdim etmek açısından. Belediye başkanlığı yaptınız. Belki Ankara'ya da gidersiniz. Ankara ile ilgili bir kitap verelim size. Teşekkür ederiz. Evet, ya, duymuştum kitabı ama burada kısmetmiş. Öyle değil. Evet. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben tabii bugün Çayeli ve Büyükköy'e uğrayınca Sayın Başkanıma uğradım. Ona da kitabımı hediye ettim. Bir tane de kitap getirmiştim yanımda. Onu da Sayın Ocak Başkan'a ben hediye edeceğim. Başkanım bunu da ben size takdim. Ayrıca benim de takdimim var. Tamam. Peki. Yani kusura bakmayın. Çok fazla kitap değil. Şimdi birkaç tane varsa satın alırız. Kitapçılarda bulamazsınız ama internet üzerinden alabilirsiniz. Başkanım. Ben de ayrıca... Başkanım bir saniye. Madem göle koyalım gene. He, tamam. Türk Yurdu dergilerini veriyoruz. Öncelikle son iki sayı. Biri Ziya Gökalp'in ölümünün 100. yılla ilgili. He. Bunları da koyarız. Şey okuyacağız bunları. Şöyle bir son sayıları. Resim alacaklarmış. Hayır, neden baktım? Benim de yeni sayı yazılarım vardı onun için. Siz de yazıyı gönderiyorsunuz. Evet. Temmuz ya Ağustos sayısında bir yazım çıktı. Bir dahaki sayı Aralık'ta da çıkacak inşallah. Gene bizim yayınımız Aşkın Rize. Bunu da okumayı tavsiye ederim. Ayşe Filiz Hoca yazdı onu. Ha, bir tanıyorum Ayşe Hoca'yı.